Sevgili öğrenciler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda daha önceki sınavlarda, LGS sınavlarında ve daha önceki sınavlarda çıkmış olan cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözümü yaptım. Sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linki tıklayarak bu sorulara ulaşın. Bu soruları çözün, daha sonra videoyu izleyin. Ben hepinize iyi dersler diliyorum. Evet arkadaşlar, geçmiş yıllarda sınavlarda çıkan soruları çözmeye başladım. Bu ilk sorumuz 2020 LGS sınavında soruldu. Bu sene soruldu. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir? Şurada bize bilgi vermiş. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Selim çantasını masaya bıraktı cümlesinde bırakma işini yapan Selim'dir ve cümlenin öznesidir. Selim'in bırakma işinden etkilenen ise çantadır ve cümlenin nesnesidir. Buna göre demiş altı çizili kelime gruplarından hangisi öznedir demiş. Adana A'dan başladım. Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu yüklem çekimli fiil. Ağırlayan ne? Ağırlayan ne? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları özne oluyor arkadaşlar. Evet, öznenin altını çizmiş. O zaman cevap Adana oluyor. Peki neden bu kadar uzun bir özne var? Pencerenin dalları belirtili isim tamlaması, tamlama grubu. Önündeki ağaç sıfat tamlaması, şu ki sıfat yapan ki sıfat tamlaması grubu, yine ağacın dalları belirtili isim tamlaması, yine çiçekli dallar sıfat tamlaması. Yani bu söz grubu sıfat tamlaması ve isim tamlamasından oluşmuş. Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları neyi ağırlıyordu? Rengarenk bir kelebeği belirtili nesne. B'ye geçtim. Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya meyilli sokakları canlandırmıştı. Canlandırmıştı yükle. Canlandıran ne? Sağlı sollu ırmaklar arkadaşlar, özne oluyor. Peki sağlı sollu ırmaklar neyi canlandırmıştı? Kasabadaki doğuya meyilli sokakları. B'de belirti nesnenin altını çizmiş. Çünkü neyi sorusu belirti nesneyi bulduruyor. C ilkbahar rüzgarlarıyla neşelenen martılar sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu. Sonuçta çınlatıyordu. Çınlatan ne? İlkbahar rüzgarlarıyla neşelenen martılar özne oluyor. İlkbahar rüzgarlarıyla neşelenen martılar neyi çınlatıyordu? Sessizliğe bürünen sokağı yine belirtili nesne oluyor. Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ağacının gölgesi koruyordu. Koruyordu yüklem. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi özne. Genç bir dut ağacının gölgesi neyi koruyordu? Derme çatma kır bahçesini. Arkadaşlar yine belirtili nesnenin altı çizilmiş. B, C ve D'de belirtili nesnenin altı çizilmiş. A'da öznenin altı çizilmiş. Cevap Adana. 2 numaralı soru, bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, nesne yüklem şeklinde olacaktır diyor. Şurada şair bu olağanüstü manzarayı gördüğünde ifadesi var. Şairden sonra virgül gelmiş. Demek ki yüklemden uzak düşmüş. Özneden sonra da virgül kullanıldığına göre demek ki arkadaşlar şair burada özne oluyor. Yine burada dığında, diğinde, düğünde bakın zarf fiil eki var. Zarf fiil eki varsa bir cümlede o zarf fiil ekinin olduğu kelime ya da kelime grubu zarf tamlayıcısı görevindedir arkadaşlar. Ne zaman sorusunun karşılığıdır bu. Çünkü dığında deyinde zarf fiil eki zaman anlamı katar cümleye. Ne zaman bu olağanüstü manzarayı gördüğünde zarf tümleci. Demek ki arkadaşlar ben özne ve zarf tamlayıcısını yaptım, zaten yukarıda buldum. Sizler arkadaşlar yerine getirerek bulunuz. Bu şekilde benim yaptığım gibi yapmayınız. Adana ilham perilerini yanına çağıracaktır. Çağıracaktır yüklem. Çağıracak olan kim? Şair, bakın özne. Şimdi şair neyi çağıracaktır? İlham perilerini. Normalde şimdi zarf tamlayıcısından sonra ne olması gerekiyor? Şuraya göre tabii ki yer tamlayıcısı olması gerekiyor. Ama burada nesne var arkadaşlar. A seçeneği olmuyor. A seçeneğini eledim. Nereye çağıracak? Yanına çağıracak yer tamlayıcısı. Burada da nesne olması gerekiyor yüklemden önce. Yüklemin sonunda A olmaz. Ruhunda bir gurbet akşamı yaşayacaktır. Yaşayacaktır yüklem. Yaşayacak olan kim? Şair. Şair ne zaman yaşayacak? Bu olağanüstü manzarayı gördüğünde zarf tamlayıcısı. Şimdi yer tamlayıcısı olması gerekiyor. Şair nerede bu olağanüstü manzarayı gördüğünde bir gurbet akşamı yaşayacak? Ruhunda arkadaşlar, bakın yer tamlayıcısı. Peki şair ne yaşayacaktır bu olağanüstü manzarayı gördüğünde ruhunda? Bir gurbet akşamı arkadaşlar. Belirtisiz nesne, yani nesne. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. C neden olmuyor? Yeni bir şiirin ilk kıvılcımlarını yakalayacaktır. Yakalayacaktır yüklem. Yakalayacak olan kim? Şair özne. Şair neyi yakalayacaktır? Yeni bir şiirin ilk kıvılcımlarını. Tamam, burada nesne var ama arkadaşlar burada ne yok? Yer tamlayıcısı yok. D, duygularına hakim olamayacaktır. Olamayacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu hakim olamayacaktır yüklem.
Bileşik fiildir bu. Hakim olamayacak olan kim? Şair, özne. Şair neye hakim olamayacaktır? Duygularına. Yer tamlayıcısı burada da nesne yok arkadaşlar. Cevap Bursa'ydı. Soru 3'e geldim arkadaşlar. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi burada bir yazar var bakın. Yazardan sonra virgül gelmiş. Demek ki yazar burada özne görevinde. Neden? Özne yazar kelimesi yüklemden uzak düşmüş. Özneden sonra virgül gelir. Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Sonuçta anlatmış. Anlatmış çekimli fiil yüklem. Mış duyulan geçmiş zaman eki. Anlatan kim? Yazar. Yazar neyi anlatmış? Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları anlatmış. Belirtili nesne. Neyi kimin sorusu? Belirtili nesneyi bulduruyordu. Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Zarf tümleci. O zaman arkadaşlar cevap ne oluyor? Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem. O da zaten hangi seçenekte? B seçeneğinde var. Cevap Bursa. Yine arkadaşlar burada bir bilgi vereyim size. Şimdi canlı bir atmosfer içinde ifadesi burada. Nasıl sorusunun cevabını karşılıyor? Zarf tümleci oluyordu. Zarf tamlayıcısı oluyordu. Arkadaşlar bakın burada bir D haleki var. Normalde yer tamlayıcısı ismin E, D, den haleklerinden bir tanesini alır. Ama her zaman o ED'den ekini alan kelime ya da kelime grubu dolaylı tümleci olmuyor. Zarf tümleci de olabiliyor. Buna da dikkat edin. Dikkat etmenizde büyük fayda var. Soru 4. Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cümle vurgusu ile ilgili hazırlanmış bir sorudur. Türkçe bir cümlede cümle vurgusu yüklemin hemen solundadır. Tabii ki yüklemin fiil olması gerekiyor arkadaşlar. Yüklemin fiil olduğu durumlarda cümle vurgusu yüklemin solunda oluyor. Şimdi arkadaşlar yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu daha baskın okunur. Biz buna cümle vurgusu deriz. O halde yüklemin solundaki, hemen yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise cümle vurgusu o öge üzerindedir. Tabii ki cümleyi ögelerine ayırmak gerekir. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır. Ulaştırır yüklem oluyor. Çekimli fiil bu nedenle yüklem. Ulaştıran ne? Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar özne oluyor. Özne niye bu kadar uzun? Çünkü burada an sıfat fiil eki var. Sıfat tamlaması grubu var arkadaşlar burada. Biliyorsunuz ki sıfat fiil varsa burada, daha doğrusu sıfat fiil eki varsa arkadaşlar öncesi ve sonrası vardır. Peki azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar kimi mutluluğa ulaştırır? İnsanı, belirtili nesne. Zaten ı belirtme halekini almış. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı neye ulaştırır? Mutluluğa ulaştırır. Yer tamlayıcısı arkadaşlar. Peki azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı mutluluğa ne zaman ulaştırır? Her zaman ulaştırır. Bu da zarf tümleci. Şimdi bakıyorum yüklemin solundaki vurgulu kelime hangisi? Mutluluğa kelimesi yüklemin solunda oluyor ve arkadaşlar yükleme yakın oluyor. Vurgulu kelime oluyor. Peki bu kelime hangi öge? Yer tamlayıcısı. O zaman vurgulu öge ne oluyor? Yer tamlayıcısı oluyor değerli arkadaşlar. 5 numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Özne ve yüklemden oluşacak. Bu tarz sorularda yüklem isim tamlaması veya sıfat tamlaması olur. Adana sakız ağaçları doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir demiş. Şimdi dir ek fiilin geniş zamanı bir ismine gelerek ismi yüklem yapmış ama yüklemimiz eksik. Doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir yüklemimiz. Doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biri olan ne? Sakız ağaçları arkadaşlar. Sakız ağaçları ne oluyor? Özne oluyor. Dolayısıyla A seçeneğindeki cümle özne ve yüklemden oluşmuş. Peki yüklem niye bu kadar uzun? Yüklem isim tamlaması grubu, sıfat tamlaması grubu. Bu nedenle ne oluyor? Bölünemiyor arkadaşlar. Armağanlardan biri belirtili isim tamlamasından haleki ın ilgi ekinin yerine gelmiş. Bazen bu şekilde yerini tutabiliyor. İlgi ekinin yerini tutabiliyor dan haleki. Yine burada arkadaşlar sayfayı temizleyelim tekrar. Duk sıfat fiil eki. Sıfat fiil eki varsa sıfat tamlaması vardır. Sunduğu armağan bakın isim hemen şurada. Nasıl armağan? Sunduğu armağan. Yine sıfat tamlamalarında araya kelime girebilir. En kelimesiyle lezzetli kelimesi girmiş. Lezzetli yine sıfat tamlaması. Nasıl armağan? Lezzetli armağan. En de miktar zarfı. Doğanın sunduğu ise belirtili isim tamlaması yine. Belirtili isim tamlamalarında araya kelime girebilir. İnsana kelimesi girmiş. Bu nedenle arkadaşlar yüklem söz grubu olduğu için bölünemiyor, parçalanamıyor. Dikkat edin cevap ne oluyordu? Adana oluyordu. B neden olmuyor? Hava iyice kararınca yıldızlar fenerimiz oluyordu. Sonuçta oluyordu çekimli fiil yüklem. Olan ne arkadaşlar? Yıldızlar özne. Yıldızlar ne oluyordu? Fenerimiz oluyordu nesne. Yıldızlar fenerimiz ne zaman oluyordu? Hava iyice kararınca ınca zarfıyla ki. Şimdi arkadaşlar bu da zarf tümleci oluyor zarfıyla ki olduğu için. Burada zarf tamlayıcısı ve nesne de var ama biz sadece ne arıyoruz? Özne ve yüklem arıyoruz. C. Karadeniz'in batı kıyıcığında cana yakın bir memleket vardır. Vardır yüklem. Var olan ne arkadaşlar? Cana yakın bir memleket. Özne. Tamam. Nerede vardır? Cana yakın bir memleket. Karadeniz'in batı kıyıcığında.
Daha hale 2 arkadaşlar nerede sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor. Burada yer tamlayıcısı var. Vardır'daki dır ek fiil var burada isim görevinde. Ek fiil isme gelerek ismi yüklem yapmış. D. Yemyeşil yosunların üzerinden akan su güzel görüntüler sunuyor. Sunuyor yüklem. Sunan ne? Yemyeşil yosunların üzerinden akan su özne oluyor. Özne bakın yine bir kelime grubu. Ne sunuyor? Yemyeşil yosunların üzerinde akan su güzel görüntüler. Bu da nesne oluyor. Belirtisi nesne oluyor arkadaşlar. Yine burada farklı bir öge var nesne olarak. Cevap Adana. 6 numaralı soru. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır? Sissiz bir gecede gökyüzünde ay ve yıldızın cümbüşü vardı. Vardı yüklem oluyor arkadaşlar. Dı burada ek fiilin görülen geçme zamanı var ismine gelmiş. İsmi yüklem yapmış. Var olan ne? Ay ve yıldızın cümbüşü özne. Belirtili isim tanlaması olduğu için bölemiyoruz. Tanlama grubu var burada. Peki ay ve yıldızın cümbüşü nerede vardı? Gökyüzünde vardı. Yer tamlayıcısı yer bildiriyor. Gökyüzünde ifadesi D hal eki var burada bulunma hal eki. Şimdi arkadaşlar gökyüzünde ay ve yıldızın cümbüşü ne zaman vardı? Sissiz bir gecede vardı. Zar tümleci. Demek ki sıralama zar tamlayıcısı yani zar tümleci, yer tamlayıcısı, özne ve yüklem şeklinde olacakmış. Adana Aslan Bey güçlü, kuvvetli, atılgan ve korkusuzdur. Şimdi burada birden fazla yüklem var. Şu dur ekbirin geniş zamanı arkadaşlar. İsme gelmiş, ismi yüklem yapmış ama şurada da var ek fiil geniş zamanı söylenmemiş. Güçlüdür demek istiyor, kuvvetlidir demek istiyor, atılgandır demek istiyor, korkusuzdur demiş zaten. Güçlü olan kim? Aslan Bey. Kuvvetli olan kim? Aslan Bey arkadaşlar. Atılgan olan kim? Aslan Bey. Korkusuz olan kim? Aslan Bey. Yani Aslan Bey özne oluyor. Bu cümlede sadece özne ve yüklem var. A seçeneği olmuyor. Hasat bittiğinde çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı. Yaşadı yüklem. Yaşayan kim? O işi yapan kim? Çiftçiler özne. Peki çiftçiler ne yaşadı? Büyük bir mutluluk yaşadı. Nesne, belirtisi nesne. Çiftçiler büyük bir mutluluğu ne zaman yaşadı? Hasat bittiğinde zarf tamlayıcısı. Tamam, başta zarf tamlayıcısı var ama arkadaşlar sonra özneyle devam etmiş. Sonra ne olacaktı? Yer tamlayıcısı olacaktı. B olmaz. Duygularını hiçbir zaman çevresindekileri belli etmezdi. Belli etmezdi yüklem. Belli etmeyen kim? O. Gizli özne. O neyi belli etmezdi? Duygularını belirtir nesne. C de olmuyor çünkü belirtir nesneyle başlamış. Tabii ki başta gizli özne var. O duygularını kime belli etmezdi arkadaşlar? Çevresindekilere. Yer tamlayıcısı o çevresindekilere duygularını ne zaman belli etmezdi? Hiçbir zaman zarf tamlayıcısı. C'nin olmadığını zaten söylemiştim az önce. D. Bir yaz günü yaylada iki eski dost karşılaşmış. Karşılaşmış arkadaşlar. Yüklem, çekimli fiil. Karşılaşan kim? İki eski dost. Özne. Peki iki eski dost ne zaman karşılaşmış? Bir yaz günü zarf tamlayıcısı. İki eski dost nerede karşılaşmış? Yaylada yer tamlayıcısı. Üstteki cümlenin öge sıralanışı ile aynı. Yani zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcı, özne ve yüklem arkadaşlar. Cevap Denizli. Soru 7. Bu cümlede 3 nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı. Yani dolayı tümleç olur diyor. Seçeneklerden gideceğim. Gençlik yıllarında. Ne zaman? Gençlik yıllarında. Ne zaman sorusu zarf tümlecini buldurur. Bu nedenle A olmaz. Ne zaman? Gençlik yıllarında. Nasıl? Başarıyla. Bakın nasıl sorusu yine zarf tümlecini buldurur. C de olmuyor. Ne zaman? Geçen sene. Ne zaman sorusu yine zarf tümlecini bulduruyor. B de olmuyor. Bir dergide. Nerede? Bir dergide. Nerede sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor. Zaten isminde hal ekini almış. Cevap Denizli. Bir de şöyle yukarıda uygulayalım bunu. Yakın arkadaşım bir dergide köşe yazarlığı yaptı. Yaptı yüklem. Yapan kim? Yakın arkadaşım özne. Yakın arkadaşım ne yaptı? Köşe yazarlığı yaptı. Belirtisi nesne. Köşe yazarlığını dese belirtili nesne oluyor. Yakın arkadaşım nerede köşe yazarlığı yaptı? Bir dergide yer tamlayıcısı arkadaşlar. Cevap Denizli. Soru 8. Bu dizede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur diyor. Üçü var, biri yok. Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler. Sunardı yüklem oluyor. Çekimli fiil. Sunma işini yapan ne? Yıldızı bol gökler özne oluyor. Yıldızı bol gökler ne sunardı bize? Bereketli sofralar sunardı. Belirtisi nesne. Burada öznenin sorusu ile belirtisiz nesnenin sorusu aynı. Siz önce ne yapacaksınız? Özneyi bulacaksınız. İlk önce özneyi bulmazsanız yanlışlıkla özneye nesne dersiniz. Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol gökler. Peki kime sunardı yıldızı bol gökler bereketli sofraları? Bize sunardı arkadaşlar. Bu da yer tamlayıcısı. Peki hangisi yok bir bakalım. Şimdi zarf tamlayıcısı var mı? Yok arkadaşlar. O zaman cevap adı ne oluyor? Özne var mı? Var. Öznemiz neydi? Yıldızı bol gökler. Tamam. Şuradan ok çekelim. Ne sunardı? Bereketli sofralarda belirtisi nesne. Ne sorusu? Belirtisi nesneyi bulduruyor. Kime sunardı? Bize sunardı. Bize
kelimesi de yer tamlayıcısı görevinde. A'da zarf tamlayıcısı arkadaşlar doğru cevap oluyor. Soru 9. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? 3'ü var, 1'i yok. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı pancurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu. Sonuçta ne yapıyordu? Titreşiyordu. Yüklem oluyor. Çekimli fiildir. Titreşen ne? Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı özne oluyor arkadaşlar. Demek ki özne var burada. Artı koyalım. Pancurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı nerede titreşiyordu? Karşı duvarda titreşiyordu. Nerede sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor. Bu da var. Peki şurada bir ıp var. Bakın zarf fiil var. Zarf fiil varsa o kelime ya da kelime grubu zarf tamlayıcısı görevindedir. O zaman zarf tamlayıcısı da var. Sorusunu da soralım. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı nasıl karşı duvarda titreşiyordu? Pancurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp, bakın bu da ne oluyor? Zarf tamlayıcısı oluyor. Demek ki belirtisi nesne bu cümlede yok. Soru 10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir diyor. Bakın kelime grubu diyor bize. Unutmayın. A. Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye çıkmıştı. Çıkmıştı yüklem. Çıkan kim? Bütün ev halkı. Bakın özne olarak kullanılmış kelime grubu. Bütün ev halkı nereye çıkmıştı? Bahçeye. Yer tamlayıcısı. Ne zaman çıkmıştı bütün ev halkı bahçeye? Pazartesi sabahı zarf tamlayıcısı. Demek ki A'da arkadaşlar altı çizili kelime grubu özne. Mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın üzerindeydi. Odamdaki masanın üzerindeydi yüklem. Odamdaki masanın üzerinde olan ne? Mezuniyet fotoğrafları özne. Demek ki altı çizili kelime grubu yine ne oluyor? Özne oluyor. C. Görevliler parktaki hayvanları tek tek muayene etti. Muayene etti yüklem. Muayene eden kim? Görevliler. Bakın muayene eden kim? Görevliler. Öznenin altını çizmemiş. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Peki hangi kelime grubunun altını çizmiş arkadaşlar? Neyi muayene etti? Parktaki hayvanları. Belirti nesnenin altını çizmiş arkadaşlar. Şimdi nasıl muayene etti? Tek tek muayene etti. Nasıl arkadaşlar? Durum zarfı. Yani zarf tamlayıcısı. D. Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydınlatıyordu. Aydınlatıyordu yüklem. Aydınlatan ne? Lambanın titrek ışığı özne kelime grubu. Bunlar isim tanımlaması arkadaşlar. Lambanın titrek ışığı neyi aydınlatıyordu? Küçük odayı nesne. Cevap Ceyhan. Soru 11. Cümlesinin öznesi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Hızlı adımlarla işe gidenler fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi. Sonuçta dinlenirlerdi. Yüklemdir. Çekimli fiildir. Dinlenme işini yapan kim? Hızlı adımlarla işe gidenler. Özne oluyor. Şimdi özne niye bu kadar uzun arkadaşlar? Burada bir en sıfat fiil eki var. Sıfat fiil eki varsa öncesi ve sonrası vardır. Burada sıfat tamlaması vardır. Unutmayalım. Yine hızlı adım da sıfat tamlaması. Nasıl adım? Hızlı adım. Niteleme sıfatı. Arkadaşlar burada sıfat grubu var. Sıfat grubu olduğu için bir kelime grubu oluyor. Bölemiyoruz. Parçalayamıyoruz. Dikkat edin. Şimdi hızlı adımlarla işe gidenler ne oluyor? O zaman cevap oluyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Bizler hemen diğer ögeleri de bulalım. Hızlı adımlarla işe gidenler özne idi. Hemen yazalım buraya özneyi tekrar. Fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi. Nerede dinlenirlerdi? Fabrikanın önünde yer tamlayıcısı. Ne kadar dinlenirlerdi? Dinlenirlerdi yüklem. Biraz. Bu da zarf tamlayıcısı arkadaşlar. Cevap neydi? Hızlı adımlarla işe gidenlerdi. Soru 13. Tatlı söz söyleyen hiç kimseden kötü söz işitmez cümlesine vurgulanan ifadenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Cümle vurgusu neredeydi Türkçe bir cümlede? Türkçe fiil cümlelerinde cümle vurgusu yüklemin hemen sol tarafındaydı. Yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise vurgulu olan öge o idi arkadaşlar. Tatlı söz söyleyen hiç kimseden kötü söz işitmez, işitmez yüklem. İşitmeyen kim? Tatlı söz söyleyen özne var burada. Tatlı söz söyleyen ne işitmez? Kötü söz işitmez arkadaşlar. Belirtisi nesne. Peki kimden işitmez? Hiç kimseden. Yer tamlayıcısı. Yüklemin solundaki kelime grubu hangisi? Kötü söz. Yüklemin solundaki kelime grubu hangi öge? Belirtisi nesne. O zaman cümle vurgusu belirtisi nesne üzerinde. Cümlesiyle aşağıdakilerin hangisinin öge dizilişi aynıdır demiş. Dalgalandı geminin beyaz yelkenlerinde umut birdenbire. Dalgalandı yüklem oluyor çekimli fiil. Dalgalanan ne? Umut arkadaşlar. Özne. Nerede dalgalandı? Geminin beyaz yelkenlerinde yer tamlayıcısı. Zaten de bakın halekini almış. Nasıl dalgalandı? Birdenbire zarf tamlayıcısı. Sıralama nasıl olacak? Yüklem, yer tamlayıcısı, özne ve zarf tamlayıcısı. Adana, yağmur bulutları geçecek köyümüzün üstünden. Sonuçta ne yapacak? Geçecek arkadaşlar yüklem. Bakın yüklem ortada. Dolayısıyla A seçeneği olmuyor. Geçelim. B, kaynar bu cezvede kahve durmadan. Sonuçta ne yapar? Kaynar. Bakın yüklem başta. Kaynayan ne? Kahve, özne. Nerede kaynar? Bu cezvede yer tamlayıcısı. Nasıl kaynar? Durmadan kaynar. Zarf tamlayıcısı arkadaşlar. Bakalım sıralama aynı mı? Yüklem, yer tamlayıcısı, özne ve zarf tamlayıcısı. O zaman cevap Bursa oluyor. C neden olmuyor? Uçuyor şimdi gökyüzünde bir kırlangıç sürüsü. Bakıyor uçuyor. Yüklem cümlenin başında doğru. Uçan ne arkadaşlar?
bir kırlangıç sürüsü. Bakın özneyi en sona getirmiş. Yukarıda en sonda zarf tamlayıcısı vardı. Nerede? Gökyüzünde yer tamlayıcısı. Ne zaman? Şimdi zarf tamlayıcısı. C de olmuyor. Kulak verdim yürekten kavala saza. Şimdi kulak verdim deyim. Yüklem doğru. Peki neden D olmuyor? Kulak veren kim? Ben. Gizli özne var. Bakın burada arkadaşlar. Yukarıda gizli özne yok. Yukarıda umut var özne olarak. O da cümlenin ortasında ama burada bakın öznenin yeri cümlenin başında. Neye kulak verdim? Kavala saza arkadaşlar. Kavala saza ne oluyor? Yer tamlayıcısı oluyor. Burada yine ne var? En sonda zarf tamlayıcısı var. Nasıl kulak verdim kavala saza? Yürekten kulak verdim. Bu da zarf tamlayıcısı arkadaşlar. D seçeneği de olmuyordu. Cevap Bursa'ydı. Soru 15. Sabahleyin bahçenin kapısını komşumuzun oğlu açmış cümlesinin öge dizisi aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Şimdi sabahleyin bahçenin kapısını komşumuzun oğlu açmış. Açmış yüklem oluyor arkadaşlar. Açan kim? Komşumuzun oğlu. Komşumuzun oğlu özne oluyor. İşi yapan belli. Komşumuzun oğlu neyi açmış? Bahçenin kapısını açmış. Belirtili nesne sevgili öğrenciler. Belirtili nesne oluyor bu. Ne zaman açmış komşumuzun oğlu bahçeyi? Bahçenin kapısını arkadaşlar. Sabahleyin zarf tamlayıcısı. Sıralama neymiş? Zarf tamlayıcısı. Belirtili nesne, özne ve yüklenmiş. Gösterinin bu bölümünde penguenler hep birlikte taşkınlığa başlıyor. Başlıyor yüklem oluyor arkadaşlar. Başlayan ne? Penguenler, özne. Penguenler neye başlıyor? Taşkınlığa başlıyor arkadaşlar. Yer tamlayıcısı. Bakın burada yer tamlayıcısı var. Yukarıda hemen yüklemin solunda özne var. A seçeneği elendi. B. Köye gittiğim zaman dedemin tavuklarını ben yemlerim. Yemlerim yüklem oluyor. Yemleyen kim? Ben. Bakın özne var burada yukarıya göre doğru. Yemleyen kim? Ben. Özne. Peki ben ne zaman yemlerim tavukları? Köye gittiğim zaman. Bakın zarf tamlayıcısı. Yukarıda da zarf tamlayıcısı ile başlamıştı cümle. Şöyle yapalım. Ben neyi yemlerim? Dedemin tavuklarını belirtili nesne arkadaşlar. Yukarıda da zaten ne vardı? Zarf tamlayıcısından sonra belirtili nesne vardı. Cevap ne oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar. C neden olmuyor? Kır saçlı adam bıraktığı kitabı tekrar eline aldı. Aldı yüklem. Alan kim? Kır saçlı adam. Bakın özneyle başlamış bu. Özneyle başladığı için C olmuyor. Bu dediklerimi kendine özgü konuşmasıyla o söylemişti. Söylemişti yüklem. Söyleyen kim? O. Bakın özne doğru yüklemin yanında. O neyi söylemişti? Bu dediklerim. Bakın cümle D'de nesne ile başladı. Yukarıda ne ile başlamıştı? Zarf tamlayıcısı ile başlamıştı. Dolayısıyla D'de olmuyor. Cevap Bursa'yı. Sevgili öğrenciler, daha önceki sınavlarda çıkmış olan cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözümü yaptım. Ben hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.